Gülayşe üflesin. O da bir yaşında kıllım, üfleyemez. Hep beraber üfleyelim. Ama önce dilek tutalım. Dileğim karayı bulmak. Allah'ım ne olur karayı bulalım. Derin mesele. Koçumun yeni böbreğinin şerefine. Hadi. Aslanım, yeni böbreğinle nice güzel yıllara. Hatırım çiğnendi, kalbim yaraldı.
Erman. Benim meselem. Bir sevda türküsüdür meselem. Aşkımın öyküsüdür meselem. Yeryüzü gökyüzüdür meselem. Güzellik, iyi misin? Neden iyi olmayayım ki? Allah'ım seni seviyoruz. Hayır, hayır ya Rabbi. Yaram. Hadi evlenelim. Hadi evlenelim. Sare, nikah başladı mı? Nikah masasına geçiyorlar şu anda. Evet, nikah şahitlerini de masaya alalım. Merhaba. Selamun aleyküm. Selam. Feza ben, Feza Polat. Memnun oldum. Hoş geldin abi. Geç buyur, Fidan. Geç sen de. Nara. Gördüğüm en güzel gelinsin ya. Maşallah. Hayırdır birader? Nere? Ne
Lara Eyüpoğlu, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi hür iradeniz ile Kara Polat'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Hayır. Kalk o masadan. Kalkacak mısın? Bir zamanlar senin nikah masasında bırakan bu adam için sen de beni bu masada bırakıp gidecek misin? Konuşma lan sen. Konuşma lan. Konuşma lan! Çocuk. Yürü. Bırak lan. Bırak. Yürü. Bırak dedim lan. Yürü Gül Ayşe, gidiyoruz. Yürü. Gül Ayşe değil. Lara. Eyüpoğlu. Sen ve ateş kuşları Gül Ayşe'yi el birliğiyle öldürdünüz komiser. Etme. Sen ettin. Sen beni nikah masasında terk ettin. Sen annemi öldürdün. Babamı sakladın. Siz hepiniz Gül Ayşe'yi öldürdünüz. Beni ölüme terk ettiklerinde ekle. Kıydığınız iki can bugün nikahını kıyacak müsaadenizle. Ve siz Lara Eyüpoğlu'yla Kara Polat'ın nikahına davetli değilsiniz. Sen de değilsin. Şimdi bunları da al. Defol git evimden. Defol! Kendine gel Barbar. Barbar oğlum kendine gel. Aç gözlerini Barbar. Lan öldürdün lan. Oğlumu öldürdün lan. Sus lan. Sus. Senin hayatını kurtardım ben. Hıyar. Barbar. Ölmedi oğlum. Yaşıyor herisi. Zırlayıp durma tepemde. Barbar oğlum kendine gel. Barbar. Barbar. Barbar aç gözlerini Barbar. Günaydın komiser. Ne oluyor lan burada? En son seni vurmuyor muydum lan? Onun yerine ben seni vurdum.
Sen kimsin? Kara ben. Bak resimdeki kayıp Göksüz. Şu. Bak bu da Gül Ayşe. Aa. Az önce Gül Ayşe'yi gördüm ben. Çok perişandı yani. Nikah masasında terk edilmek bayağı koymuş. Vallahi ayıp ettin. Kardeş ne güzel de kız, gelinlik de çok yakışmış. Ama yapacak bir şey yok. Sana ne lan kızın güzel. Atır lan aşağı, atır. Atır. Tamam. Aman. Ulan. Baba oğul, bana lazım olmasanız var ya ikinizin de kafasına sıkardım, mezara atardım. Yapma da. Yapma lan, yapma. Ustak. Yapma. Ameliyatlı yerime geldi lan. Bunu bırak lan. Anlaşırsak bırakacağım. Başlatma lan anlaşman lan. Bir de anlaşmasından bahsediyorsun. Ucunda kimsesiz çocuklar olsa da mı ne anlaşmasından bahsediyorsun diyeceksin komiser. Ne diyorsun oğlum sen? Ne kimsesizler çocuğu? Bir çete var. Çocuk ticareti yapıyorlar. Akillik böbrek, evlatlık böbrek falan her yol var yani anlayacağım. Ama ben tek başıma çeteyi çökertemem. O yüzden sen de bu şerefsiz baban da bana lazımsınız. Eğer bu herif için bir daha baban dersen senin suratını dağıtırım. Ben ciddiyim. Çetenin başında olduğundan şüphelendiğim adam çok güçlü. Kim o adam? Abim. Abim mi? Hani sen bu pisliğin baban olmasından nefret ediyorsun ya. Benim de işte pislik olması ihtimalinden bir o kadar nefret ettiğim bir abim var. Çocuk ticareti yaptığından şüphelendiğim abim. Doktor Feza Polat. Aferin koçum. İşte tam böyle. Sen kaptın bu işi. Şimdi. Şu gereksiz arkadaşı pisten alalım. Kahramanımıza yok mu tezahürat? Hadi! Yok mu tezahürat? Haydi! 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 Yapabilirsin! Haydi! Haydi! Yapabilirsin! Haydi! Haydi! Yapabilirsin! Neden böyle bir şey yaptın? Vardır bir bildiği. Ne sandın? Hı? İnsanoğlunun 100 bin yıldır yaptığı bir şeyi yaptın diye seni mi alkışlayacaklar? Yürüyeni alkışlamazlar oğlum. Hı-hı. Çelme takarlar. Hak etti. Alkışlayın. Bravo. 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 Bravo.
Feyza Hoca'yı. Feyza Hoca gibi doktor tanımam. Asla tanıyamaz. Aferin sana. Aferin. Ama yavaş yavaş. Hayda, yine geldi bu kız. Feyza Hocam. Feyza abi. Emine, abi. İyi misin? İyi misin? Bebeğimi bulmadan iyi olamam ben doktor abi. Emine, abim. Kaç defa konuştuk bu konuyu. Senin bebeğin. Senin bebeğin öldü. Cennette. Ölmedi abi, ölmedi. Doğunca sesini duydum, ağladı. Ölüyor diye onu benden alırlarken parmağımı öyle bir kavradı ki. Sanki anne beni bırakma der gibiydi. Benim bebeğim ölmedi abi. Onu benden aldılar. Ne olur inan buna lütfen. Gel buraya gel. Benim bebeğim ölmedi abi. Ne olur bana yardım et. Tamam. Sana söz veriyorum. Ben ilgileneceğim. Ben ilgileneceğim. Ben araştıracağım. Ben. Sen hiç merak etme. Bak şimdi, sen daha yeni doğum yaptın. Dinlenmen lazım. Hadi şimdi vakfa git, tamam mı? Hakan. Buyurun hocam. Hakan. Emine'ye eşlik et vakfa kadar, tamam mı? Tabii. Hadi dinlenmesi lazım. Vakıftakilere söylemedin. Niye salıp duruyorlar bu kadını? Söyledim Feza hocam. Ama kaçıp kaçıp duruyor. Uf, ne nankör kız ya. Ya hamile hamile sokakta yaşıyordu. Aldınız vakfe yerleştirdiniz. Ya bir de doğumunu bedavaya yaptırdınız. Daha hala başınıza bela oluyor ya. Kara'ya söyle konuşsun Emine'yle. Tamam mı? Tamam. Sahi nerede bu Kara denen hergele? Bütün gün görmedim. Kardeşiniz sabah uğradı. Katılmam gereken bir düğün var dedi. Ama akşam eve yemeğe yetişecekmiş. Düğün. Allah Allah. Tamam, çıkabilirsin. Tamam. Kapıyı kapat. Tamam. Ben sana herkesi şikayet etmek istiyorum. Beni duyuyor musun? Duyuyorum. Biliyorum. Ama bu dünyada bazı kötüler var. Onlarla savaşacak güç kuvvet verir misin Allah'ım bana? Ben bir tek sana güveniyorum. Beni korur musun? Lütfen beni koru. Korkma benim. İçinde niyeti de var. Yılbaşınız.
vereceğine kaçmama yardım etsene. Kapıda korumalar var, yapamam. Ama söz, babama yalvaracağım, seni eve aldıracağım. Soğuk yerde yatmayacağım. Hem alnına böbreğini veren çocuğun hasta olmasını istemez bence. Ben sana böbreğimi vermedim. Babam benden çaldı. Geberip gideceksin şimdi. Sus lan. Onu vurmadan önce düşünecektim. Bırak. Oğlum sen ne laftan anlamaz adamsın lan. He? Ben tezgahımı kurdum. Şüphelerimde haklıysam o çocuk satan çeteyi çökerteceğim. Sen de bu şerefsiz baban da bana lazımsınız. Şu kurşunu bir çıkarttıralım, konuşacağız. Bir daha bu herif için baban dersen suratını dağıtırım dediydi. Kim arıyor, bak şuna. Oo, Pamir Beyler arıyor. Aç hoparlörü al. Ne bir şey çaktır. Kafana sıkarım senin. Abi. Alo Pamir. Ters bir durum var. Mezarlıkta Nizam Eyboğlu'nun minibüsünün frenlerini bozduk ama. Gül Ayşe'nin minibüsü. Dönmüş abi. Bak sen. Şerefsiz. Barbar! Barbar! Sen mi öldürdün?
sen mi öldürdün? Ali İnaş. Ne olur yalvarırım. Sana ihtiyacımız var bak. Ben bu merdivenlerden yukarı çıkamam. Gelip sana sarılamam İnaş'a. Ali. Göksüzlerin sana ihtiyacı var Ali Ateş. Bana mı ihtiyacın var? Hem de çok. Ali Ateş lazım bana, orada mı? Gül Ayşe'nin anasını öldüren... babasından saklayan Ali Ateş mi lazım sana? Yoksa karayı organ mafyasına teslim eden Ali Ateş mi? Hangisi lazım sana? Geçmişimize ağlayan değil. Geleceğimizi güldüren Ali lazım bana. Var mı? Yarın mahkemem var. Hapse gireceğim. Zaten Ali yok sayılır. Ya onu geç. Geç bir yıl yatıp çıkacaksın. Bak şimdi yine soruyorum. Ali Ateş. Var mısın yok musun lan? Sen iste, Ali hep var. Bir de Sabit lazım bana. Yok. Ama krize giren Sabit değil. Kafasını çalıştıran Sabit lazım. O zehir gibi zekasını çalıştırıp bizim dağılan ailemizi toplayacak olan Sabit lazım bana be. Toplayamayız. Toplarız. Toplayamayız. Toplarız. Toplayamayız. Ercan. Kara, Ali'yi Gül Ayşe'ye lanmazdı. Gül Ayşe gitti. Kara, Zıpkın'ı polise lanmazdı. Bak, Zıpkın yok. Zıpkın gitti. Bak Ali, hapse girecek Ali. Bir sene yok. Ercan, ailemiz dağıldı bizim. Dağıldı. Toplayamayız. İmkansız. İmkansız. İmkan bize kurban olsun be Sabit. Biz ne imkansızlıklardan sağ çıktık ha? Bir yolunu bulursun. Buluruz. Düşünün. Düşünün, bir yol bulun. Ateş kuşları nasıl dağıldıysa öyle toplanacak. Tamam mı? Anladınız mı? Emrin olur Mercan Ağa.
İyi misiniz? Ceyiz. Asıl sen zıbbından haber ver. Polis atlattı. Gece geç saatte buluşacağız. Oh. Sen benim dediğim şeye bakabildin mi Sare? Ne o söylediğin şey? Mercan Kara'nın arabasının plakasını almış. Onu araştırdık. Ay Mercan Hanım. Plaka Polat Klinik diye bir kliniğin üzerine kayıtlı. Ben biliyorum orayı. Çok sosyetik bir klinik. Bak. Sosyetik klinik ve kara. Ne alaka? Bilmiyorum vallahi. Hatta senin fizik tedavin için buraya gelecek olan fizyoterapist arkadaş daha önce orada çalışmıştı. Anlatıp duruyordu. Çok feci bir klinik. Oradaki teknoloji hiçbir yerde yok diye. Fizyoterapist orada çalıştıysa fizik tedavi de yapıyorlar yani. Evet. Yani birçok şey yapılıyor. Kliniğin sahibi Feza Polat. Romatoloji ve immünoloji ihtisası yapmış bir dahiliyeci. Abi kaç paradır bu herifin muayene ücreti? 5000 falandır herhalde. Niye ki? Kasada 4675 lira var. Muayene ücreti 325 lira eksik. Evet abi. 325 lira boş verir misin? Bir de o arkadaşın bize bugün acil bir randevu ayarlar mı? Yahu Gülayşe basmış gitmiş. Zıpkın kaçak. Şimdi muayeneye mi gideceksiniz? Mercan dedi. Ateş kuşlarını toplamak için bir yol bulun dedi. O klinik yol. Aynen. Zıpkınla başlayacağız. Yarın ben içeri girmeden kara denilen iti bulup zıpkını temize çıkaracağız. Sen karanın arabası kliniğin üstüne kayıtlı dediğine göre gidip oraya bir bakalım. Karanın orayla alakası neymiş? Anlıyorum. Tamam gidelim. Ama abi önce bir barbarı mı bulsaydık ya? Nikah masasından kalktı gitti, kim bilir ne yapıyor nerede? Gebermiştir inşallah. Gebermediyse ben geberteceğim, sen merak etme. Tabii ya. Hem kamyonumun önünü atla, hem kamyonumu gasp et. Aldı. Bunlar yetmiyormuş gibi ben polisim de bir de kamyonuma el koy. Bak arkadaş, bu malı zamanında yetiştirmezsen var ya patron beni kapının önüne koyar söyleyeyim sana. Öyle polis polis dinlemez. Ya güzel kardeşim, bak çok kan kaybediyorsun. Gel ben seni yakın bir hastaneye götüreyim. Gelsin oradan seni polis arkadaşların alsın. Güzel güzel, hangi kazaya gidip arıyorsanız arayın. Gözünü seveyim beni bir sal. Sal beni, ben işime gücüme bakayım ya. Dayı. Sus. Sür. Cemal. Merhaba aga. Mobeselere baktın değil mi? Ömerli tarafından başladık. Minibüs buradan geçmemiş. Ama mezarlıkla Ömerli arasında hiç mobese yok. Acaba kaza oralarda olmuş olabilir mi? Şimdi Ömerli'den geriye tarayarak geliyoruz, tamam mı? Tamam, tamam. Ben de mezarlığın o taraftan baka baka geliyorum. Ne olur. Dur. Dur lan dur! Ya dur! Cemal. Oğlum uçurumun kenarından çok fena duman çıkıyor lan.
Bir sevda türküsü düşmeselem. Selamlar Menderes'in karısı, hoş geldin. Sen kimsin? Kırıldım şimdi bak. Köksüz karayı unuttun mu ya? Hani şu ezmeye çalışmıştınız. Arabada kocanın yanında değil miydin? Sakın! Filmin sonunu izlemeden nereye? Tanıdın mı kendini? Kocasının yeğenini çöpe atan Nazmiye Eyüboğlu. Vay be. Ne istiyorsun? Adalet istiyorum. Mesela kocan için adalet yerini buldu. Cehennemin dibini boyladı. Sen mi yaptın? Kızdın mı? Dur daha kızma. Senden isteyeceğim şeyi öğrendiğinde kızarsın. Evet. Hazır mısın duymaya? Uzatma. Benden ne istiyorsun? Kızın Hümayla evlenmek istiyorum. Ne? Hüma. Anneciğim. Keşke daha romantik bir evlilik teklifi yapabilseydim sana. Sen de kimsin? Kara ben. Müstakbel eşin. Anne bu manyak kim? Evimizde ne iş var? Sen niye bununla konuşuyorsun ki? Anneciğim. Anne, ciddi değil değil mi? Anneciğim, biz seninle bir konuşsak... Saçmalama, ben hiç tanımadığım bu herifle evliliği konuşmam bile. Emin misin güzelim? Bence konuşmakla kalmazsın. Evlenirsin. Ha tabii, polis öğrensin istiyorsan başka. Ne? Polis neyi öğrenecekmiş? Lara Eyüboğlu'nu çöpe atanın annen olduğunu. Hüma. Anneciğim, bak ben anlatacağım sana. Hüma! Bayıldım. Hüma! Hüma, anneciğim. Ne haklısın kız? Hüma. Ne yapsın? Ya. Kız haklı tabii. Annesinin çocuk hırsız olduğunu öğrenince bayıldı. Şekil, anneciğim. Bir de katil olduğunu öğrense ölürdü herhalde. Katil mi? Sizden başka sağ kalan Eyüboğlu yok artık galiba. Toplu katliam yapmışsınız dayınla. Onu da biliyorum. Çatal'a itiraf etti her şeyi. Nizam Eyüboğlu'nun minibüsünün frenlerini kestirdiğini. Adamı takip etmiş. Minibüs uçurumdan uçmuş. Kurtulma ihtimalleri pek yok galiba. Kızımla niye evlenmek istiyorsun? Çok yakında para lazım olacak. Çok para.
Kızın ayılınca iyice tembihle. En kısa sürede müstakbel eşim ve kayınvalidemi abimle tanıştıracağım. Bir sıkıntı çıkmasın. Yakarım. Para veririm. Çok para veririm. Yakında çok para lazım olacak demedin mi? Kocaman şirkette hisseleri var. E dediğin gibi Eyboğulları da öldüyse bütün miras bize kalacak. Hayal edebileceğinden çok daha fazla para veririm Kara. Ama kızıma bulaşma. Ama o zaman adalet yerini bulmaz ki. Sebep? Bir kız bebeği çöpe attın. Senin kızın da çöpe gitmesin mi? Kocanın katiliyle evlenmesin mi? Siz zenginler karma mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Biz sokaktakiler hurma diyoruz. Tırmalar. Bekleyin, geliyorum. Aç. Ulan adamın oğlu kamyonun altına atladı. Bu burada uyuyor mu lan? Rahatlığa bak arkadaşım. Geri basın lan! Geri bas! Bırak lan silahı, bırak! Bas lan geri, at lan silahları, at! Gelme! Gelme, at silahı, at! Yoksa sahibi izin şah damarını keserim, anladınız mı lan? Lan! Lan daha yeni canını kurtardım, şu yaptığına bak be! Keşke bıraksaydım da oğlun sıksaydı kafana. Kes lan, kes! Çocuğu yolda bıraktın, zaten kan kaybından ölecek! Bir şey olmaz, hastaneye gider oğlum, babası! Gitmez lan o, gitmez! O Gülayşe'yi bulmadan yarasına bez bile basmaz hıyar! Geri basın lan! Bana bak, şimdi seninle birlikte gideceğiz, barbarı bulacağız, anladın mı lan? Hı? Maalesef. Maalesef. Akşam abimle yemeğe yetişeceğim. Ona Hüma Eyüboğlu ile evleneceğimi söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin, ne söyleyeceksin? Eyüboğullarına damat geliyorum, dayısı. Sonra sen, ben, oğlun... Hep beraber o köksüzlerin beni sattığı organ mafyasını çökerteceğiz. Duydun mu? Ne diyorsun lan? Barbarı bulacağız John, barbarı! Bir şey olmaz, yarın kendisi gelir o. Sen onu hiç tanımıyor. Öldürsen yardım etmez sana. Bana öyle bir yardım edecek ki... ...senin bile aklın şaşıracak. Babamla ağlam üstüme kapandı. Babam.
Babam bakın. Şşş, Gül Ayşe kalkma. Gül Ayşe dur kalkma. Kalkma Gül Ayşe. Kalkma babam. Durumları çok kötü. Kalkma. Gül Ayşem, bak, bak ambulans geliyor. Gül Ayşem sakın kalkma, bak başını vurmuşsun. Gül Ayşem. Ayşem. Kalkma. Kalkma. Başını çarpmışsın. Bayılırsın. Kalkma. Sen kanın için canımı yaktın. Benim kanım orada ölüyor. Baba. Baba, baba. Sen yaş. Sen yaşıyorsun ya. Yeter. Baba. Baba. İyi günler hanımefendi. Mercan Ateş adına randevumuz vardı Doktor Feza Polat'a. Hoş geldiniz. Birkaç dakika bekleteceğim. Buyurun oturun lütfen. Şu formu doldurun. Bir de muayene ücretini peşin alıyoruz. Kart rica edeyim. Kart değil bacım, nakit. Nakit vereceğiz. Peki, 5500 lira. Beş yüz eksik versek, 5000 var da bende. Ya bu bizim pek alışık olduğumuz bir durum değil. Daha önce hiç veresiye teklif eden olmamıştı. Oldu işte bacım. Görmüyor musun? Bak kız tekerlekli sandalyede. Ben 500'ü getireceğim sonra. Peki. Ne kadar varsa alayım. Biz mola yeri işletiyoruz da paralar ondan bozuk. Kusura bakmayın. Anlıyorum. Buyurun, Feza'cığım bekletmeyin. Kara buralarda mı? Ha, siz Kara'nın arkadaşları mısınız? Şimdi oldu. Aynen. Yok mu? Yok, bir düğüne katılması gerekiyormuş. Ona gittim. Gelir mi bugün? Sanmam ama Feza hocam kardeşinin arkadaşlarıyla ilgilenecektir, merak etmeyin.
kardeşim. Doktor kardeşim miymiş? Beza hocam, sıradaki hastanız geldi. Gelsinler. Buyurun. Hoş geldiniz. Doktor Feza Polat. Ali Ateş. Babam benden çaldı. Biliyorum. Ama şöyle düşünsene. Sen bana o böbreğini vermesen belki de ben ölmüştüm. Ama şimdi ikimiz de yaşıyoruz. Belki de kardeş oluruz ha? Ben kardeş sevmem. Niye? Toksuzlar kardeştim. Beni size satanlar yani. Ben seni satmam. Böbrek abisi, böbrek kardeşini satar mı hiç? Satmaz. Aha, alarm. Çabuk inin. Ne olmuş, sorun ne? Arka duvarlarda güvenlik ihlali. Koş, koş, koş. Adamlar gelecek şimdi, hadi. Olmaz. Kara burada mı diye bakmadan gitmem ben. Ya sonra yine geliriz. Atlasana dedim Zıpkın. Ya Zıpkın atla artık, hadi bak yakalanacağız şimdi. Zıpkın hadi çabuk. Kaçın, adamlar geliyor. Geliyorlar, kaçın. Kaç. Yakalayın şu yerlerde. Ali! 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 Ya bırak! Mercan! Ali! Mercan! Bırak! Gelmiyor. Ali! Sabitle al, kaç çabuk hadi. Bırakın lan kızı. Ali! Ali Gülerşi'ye sahip çık! Bırak! Getirin o kızı buraya! Bırak! Bırak! Ali! Gel lan buraya! Toparlayın hepsini! Bırak! Bırak! Ve siz de... Mercan, Mercan Ateş. Memnun oldum Mercan Hanım. Otursanıza. Oturun. Ayakta kaldınız, oturun. Evet. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben omurilik ameliyatı olmuştum da, yürümenin için fizik tedavi dediler. Biz de o yüzden gelmiştik. Kusura bakmayın, bu önemli olabilir. Açabilir miyim? Tabii, tabii. Sare. Buyur Sare. Mercan. Mercan Hanım. Mercan. Gülayşe. Gülayşe kaza geçirmiş öyle. Thank you.
biraz çabuk. Biraz çabuk lütfen. Drama geçiriyor. Burada kurşun yaraşır. Yol açın. Çoktan kaybettik. Sarsma, sarsma. Yarısı derin. Benzin bitti. Para yok. Nasıl gideceğiz hastaneye? Sabit. İn. Nar Hanım, bakımı böyle olmaz. Beyin travması geçiriyor olabilirsiniz. Sizi yatırmamız lazım. Dikişlerinizi bile doğru düz atamadık. Olmaz. Ben buradan ayrılmayacağım. Beni hissediyor, biliyor. Burada beklediğimi biliyor. Nasıl durumu? Kurşunu çıkardılar, kan veriyorlar. Çok kan kaybetmiş ama toparlar. Oh, çok şükür aslanım. Babam nasıl? Komada. Kendinizi her ihtimale hazırlarsanız iyi olur. Halam? Şu an bir şey söyleyemem. Durumu kritik. Geçmiş olsun. Ne dersiniz? Gitmem. Bakın, beyin travması çok ciddi bir şeydir. İnanın bana. Gitmeyeceğim. 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 O zaman ben bir serumunuzu yenileyim.
Hera? Kızım? Hey maşallah. Anasının aynısını tıpkısı. Kusura bakma. Ben baharı görür gibi olunca şaştım kaldım. Ben baban sadece Hafız Yakupoğlu. Nesi? Sadece. Memlekette sadıç deriz biz. Kan kardeşi gibi. Can arkadaşı yani. Memnun oldum Hafız Bey. Hafız da ne gari. Baban bana ya Yakupoğlu ya Hacı derdi. Sen de Hacı bize deyme gari. Babamı ziyarete mi geldin Hacı amca? Babam komada. Doktorlar her türlü ihtimalle hazırlıklı olun diyor. Biliyorum kızım, biliyorum. Ama bizim seninle bir hasbihal etmemiz münasip olur. Hasbihal? Şimdi bak, babam burada şirketin başında duruyor ya. Aha ben de Kütahya'daki fabrikanın başında duruyor. Eyüboğlu porselen fabrikası yani. Eskiden ustabaşıydım. Sonra baban Kütahya'daki işleri bana emanet etti. Yani baban vefat ederse Kütahya'daki fabrikada İstanbul'daki şirketin mülkleri de sana kalacak. İşte şimdi biz seninle o meseleyi konuşacağız. Babam daha ölmedi. Biz mamluk mu konuşacağız? He ölmedi. Hem ot gibi komada. Doktorlar hiç ümit yok diyor. Allah'tan başka kimse bunu bilemez. Allah'tan başkası bileyim mi dedim ben? He? Bilmez elbet. Ama biz seninle dünyevi bir meseleyi konuşacağız. Dünyevi bir meseleyi. Dünyevi meselelerini git başkalarıyla konuş. Hacı amca. Şimdi burada Allah'a dua edeceğim onun için. Şencik bak. Sahabelerden biri Peygamber Aleyhisselam'a sormuş. Devemi bağladıktan sonra mı tevekkül edivereyim? Bağlamadan önce. Peygamber Aleyhisselam da demiş ki önce bağla sonra tevekkül et. Yani biz devemizi sağlam kazığa bağlam sonra dua da ederiz tevekkül de. He? Deve kaçıverirse çok ağlarsın bak. O Nazmiye çoktan devenin yularını tutmuştur. Nazmiye mi? He Nazmiye. Bana bak bir. O Nazmiye şirketin mallarını ele geçirmek için şu dakika harekete geçmediyse develer çiğnesin beni. Ama sen elini çabuk tutmasak o. Hayden de. Lara. Doktor. Doktorum bu. Hemşire. Bizim kız. Bizim Lara. Hemşire, doktor. Biz demiştik ama benim. Koş. Çekil amca. Koş. Senin belanı versin ya. Belanı versin. Sen bir bebeği çöpe attın diye ben tanımadığım bir herifle bebeğim. Anneciğim. Adamın elinde Lara'yı çöpe attığım video var. Eğer onunla evlenmezsen beni polise verecek. Sen bir susup beni dinle. Sen beni dinle. Sen. Ben bu herifle evlenmem. Gider Zıpkın'la evlenirim. Zıpkın'a gidemezsin. Ona bir tezgah kurdum. Babanın katili olarak aranıyor. Ne? Kendisi kaçak. Seninle evlenemez. Bana ters yapanlara böyle oluyor ama hayatları kararıyor. Sen yapma. Olur mu? Şimdi şu yüzüğü tak, ayakkabılarını giy, gidiyoruz. Her nasıl olduysa
Bir kaza olmuş. Amcan da halan da ağır yaralı. Ne? Ne olmuş? Allah'ın hikmeti işte. Yaşıyorlar. Şükürler olsun tabii. Şükürler olsun yaşıyorlar. Sen de kimsin? Aha. Senin ondan da mı haberin yok? Öz dayın? Aynı zamanda annenin Gülayşe'yi sattığı çocuk hırsızı. O kadar da değil. Barbar komiserimin de babası olur. Biri beni vursun ya. Biri beni vursun. Ama dünyadan bu kadar bir haber olmak da biraz senin suçun. Aptallık bir tercihtir bebeğim. Önce hastaneye gitseydik bari. Çok daha acil işlerimiz var anneciğim. İn. Geldiler mi? Geldiler. Toplantı salonunda sizi bekliyorlar. Yine ne oldu? Amir niye getirdi beni? Bize lazımsın. Niye lazımım? Yönetim kurulu'yla konuşalım. Nazmi'ye anlatacaksan her şeyi. Tamam? Beyler. Hadi. Hadi geçme. Bu saatte buraya topladığım için çok özür dilerim. Lütfen geçin, lütfen. Buyurun. Bey abim Nizam Eyüboğlu ve hanım ablam Hacer Eyüboğlu elim bir kaza geçirdiler. Şoförümüz Tahsin Bey'i ne yazık ki bu kazada kaybettik. Hanım ablam Hacer Eyüboğlu'nun durumu kritik. Bey abimize komada. Maalesef doktorlar ümidi kestiler. Başkanı kim? Beyler, beni dinleyin lütfen. Ben Kara Polat, Eyüboğlu ailesinin damadıyım. Üzüntünüzü derin bir samimiyetle paylaşıyorum ancak buraya acil bir karar almak için sizi topladık. Avukat Bey. Bildiğiniz gibi Eyüboğlu Porselen'in yönetim kurulunun başında Nizam Eyüboğlu Bey vardı. Ancak kendisi komada olduğundan şirketinin ve mülklerinin yönetiminin aksamaması için yarın sabah mahkemeye başvuracağız. Ve acilen Nizam Bey'e bir vasi tayin edilmesini isteyeceğiz. Mahkemenin tayin edeceği vasi şirketi ve mülkleri yönetecek. Mantıklı. Aslında tam olarak yapılması gereken de bu. Peki vasi kim olacak? Nazmiye Hanım mı? Elbette ben yarın sabah itibariyle şirkette çalışmaya başlayacağım.
ailemin emanetini korumak için. Ancak biliyorsunuz ki ben ev hanımıydım ve şirket yönetmekten anlamam. Şimdilik. Kızım da anlamaz. Bu yüzden Nizam Eyüboğlu'nun vasisi olarak müstakbel damadım Kara Polat'ı öneriyorum. Ben girsem olur mu? Lara Hanım bir beyin travması geçiriyor. Giremezsiniz. Emme benim onunla konuşmam lazım. Hayat memat meselesi. İmkansız. Kusura bakmayın. Gitti şirket. Kocaman Rabbim sen yardım et. Gidiyor emanet. Acil olarak Nizam Bey'e vasiye atanması gerektiğini anlıyorum. Ama böyle bir şirketi yönetmek kolay değil. Tecrübeniz var mı? Elbette. Polat Kliniği hepiniz duymuşsunuzdur. Sahibi Doktor Feza Polat abim olur. Aynı zamanda ben de şirketin yönetim kurulu başkan yardımcısıyım. Bu gerçekten çok iyi. Ancak hepimizin malumu Nizam Bey'in kızı yıllar sonra ortaya çıktı. Lara Eyüboğlu. O itiraz etmeyecek mi bu duruma? Ah. Laracığım da kaza sırasında babasının yanındaydı. Beyin travması geçirdiği için vasiye olamaz. Kara Polat'ın Nizam Eyüboğlu'nun vasisi olarak atanması ve Nizam Eyüboğlu'na ait tüm yetkileri devralmasını kabul edenler. Sosyal medyada ve basında bir skandal patlatman lazım. Nasıl bir skandal? Anlatacağız. Gel. Çüş artık ebesini. Ne oldu? Abi şu habere bak gözünü seveyim ya. Eyüboğlu Porselen'de aile dramı. Eyüboğlu Porselen'in sahibi Nizam Eyüboğlu'nun 23 yıl önce kaçırılıp henüz babasına kavuşan kızı Lara Eyüboğlu, babasının tüm itirazlarına rağmen kendisini kaçıran hizmetli Şirin Tunalı'nın oğluyla evlenmeye kalktı. Ancak düğünde bir polis olan damadın babasının Lara Eyüboğlu'nun satıldığı çatal lakaplı çocuk taciri olduğu ortaya çıktı. Polis damat gelini nikah masasında terk etti. Düğünden birkaç saat sonra Lara Eyüboğlu babası ve halasıyla gizemli bir trafik kazası geçirdi. Baba komada hala can pazarında Lara Eyüboğlu beyin travması geçiriyor. Ailenin gelini Nazmiye Eyüboğlu ve Polat Kliniği'nin sahibi Feza Polat'ın kardeşiyle evleneceği söylenen genç varis Hüma Eyüboğlu sessizliğini koruyor. Ay yaptı lan bu haber. Pardon savcım çok özür dilerim. Bir dur. Ben bir bilişim suçlarına gideyim araştırayım. Savcım benim bilişim suçlarında bir arkadaşım var. İsterseniz arayayım şubeye geçsin sizi orada karşılasın. Tamam. Haberleşiriz abi. Abi
yapsam? Barbarım, ben bir su alıp geleceğim, tamam mı? Vicdanını mı susturuyor? Bundan sonra iyiliğim de kötülüğüm de seni ilgilendirmez komiser. Özür dilemeye geldiysen seni asla affetmeyeceğim. Onun için gelmedim. Beni affet demiyorum. Beni affetmeni istemiyorum. Senin iyi olduğunu bileyim yeter. Ben seninle evlenirim. Size bir evlenirim. Orada değil, babanın.
Demek affetmemi istemiyor. Harbi mi? Harbi. Sen iyi ol yeter. Sıkıntı yok. O zaman... ben çok iyiyim Barbaros Tunalı. Babanın soyadını bilmediğim için Tunalı dedim. Sahi. Neydi Çatal'ın soyadı? Ha? Canın acıdı mı? Acıtıyorsun değil mi? Hiç ilk vuran olmadım ben. Hayat. Vurur bazen. Yok. Hayat sana vurdu. Sen de bana vurdun. Tam da babanın olsun. Dünyada inanmazdım biteceğine. Beni böyle bırakıp gideceğine, şarkıların günahı yok, acıtan sensin içimi. Hangimiz istedi söyle bu adaletsiz seçimi? Şarkıların günahı yok, acıtan sensin içimi. Hangimiz istedi söyle bu adaletsiz seçimi? Hayalin kurulunca, imkansızı umunca, korkulan gerçek olunca, gözyaşın kurumuyor. Hayalin kurulunca, imkansızı umunca, korkulan gerçek olunca, gözyaşım kurumuyor. Bu yürek ilk defa bugün kırılmıyor. Ben unuttum desem de yerin hala dolmuyor. Bu yürek ilk defa bugün kırılmıyor. Ben unuttum desem de yerin hala dolmuyor. Müzik.
Buyurun. Güneş'e Lara Eyüboğlu'nu görecektik. İsminiz? Ali Ateş. Mercan Ateş. Saadet Ateş. İçeri giremezsiniz. Ne demek giremezsiniz? Kardeşimiz kaza geçirdi. Bizi öldü mü kaldı mı ona bakacağız ya. Emir ya çekil kardeşim elinizden ya. Giremezsiniz. Birader. Kim göremezsiniz demiş ya. Kim o emri veriyor? Lara Eyüboğlu'nun kendisi. Ne? Nasıl yani? Gülayşe biz içeri girmeyelim diye emir mi verdi? Gülayşe kim bilmem ama Lara Hanım emir verdi. Cemal. Cemal. Kardeşim tamam. Geç. Ne oluyor Cemal? Abi kusura bakma. Bakarım lan. Oğlum benim yarın mahkemem var lan. Gülayşe'yi alıkoyduğumuz için yargılanacağım ben. Savcı Sarı en az bir yıl alırsın diyor. Ben kardeşimi görmeden hapse girmem Cemal. Abi, Gülayşe yengem artık Lara Hanım. Ne senin kardeşin, ne benim yengem. Eyüboğlu'nun varisi. Hastanede onun giremezsiniz dediyse giremezsiniz. Ben girebilir miyim? Oğlum ben... Lan bak, ben yarın hapse gireceğim. Cemal bir af dileyim, bir şey yap, bir görüş, bir... Cemal yarından sonra ben yokum oğlum. Bir son kez göreyim onu ha. Bizimkiler nasıl? Gülayşe'den haber var mı? Yani daha iyi günleri de olmuştur herhalde. Sağlıklılar diyelim. Hamdolsun. Bir şey olmuş. Ne oldu savcı? Gülayşe bir kaza geçirdi. Ne? Merak etme. İyi. Şu anda gayet iyi durumda. Sakin ol. Şu an hiçbir şey yok. Nasıl kaza geçirdi? Kimle kaza geçirdi? Nizam amcanın arabası uçurumdan yuvarlanmış. Gülayşe de arabanın içindeymiş. Sen ne diyorsun savcı? Merak etme diyorum sana. Gerçekten iyi şu anda. Barbar araba patlamadan çıkarmış Gülayşe'yi, kurtarmış. Barbaros kurtarmış. O Barbaros benim kardeşimi nikah masasında terk ederek öldürdü. Şimdi de hayatını mı kurtardı? Öyle mi? Vay kahraman Barbar efendi vay. Allah aşkına bir sakin olur musun? Ya nasıl sakin olayım savcı? Savcı ben nasıl sakin olayım? Ben sakin falan olamıyorum savcı. Ya benim ailem dağıldı. Ben burada sokak köpeği gibi saklanıyorum savcı. Sokak köpeği gibi saklanıyorum ya. Savcı ben sakin falan olamam. Dur, Zafer. Bana bak.
Zafer, bana bak. Sana söz veriyorum. Er ya da geç masum olduğunu ispatlayacağım. Ya ispatlayamazsın? Ama. Allah aşkına, savcıyım ben, savcı. Cinayet suçundan aranan bir şüpheliyi boş yere saklamam, değil mi? Geleceğimi riske atmam yani. İspatlayacağım diyorsam ispatlarım. Eyvallah savcı. Bana Sare mi desen acaba? Böyle savcı deyince yasaları çiğnediğimi hatırlıyorum. Bir garip oluyor yani. Harbiden ha. Ama ben havalıyım, ben ciddiyim. Elbisen ve topuklu ayakkabınla bir kaçağın yana da yakışmıyorsun be savcığım. Yani öyle takımla, topukluyla falan ciddi oluyorsa keşke sana da öyle bir şey alsaydık ya. Seni birkaç gün idare edecek bir şeyler getirdim. Şurada dursunlar. Pike var. Birkaç parça da kıyafet getirdim. Yedeklerim sonra şöyle koydum. Sare. Hı? Senden son bir şey istesem. Ne? Beni Hümayla buluşturur musun? Niye? Ona babasını benim öldürmediğimi söylemem lazım. Çok yakında o da herkes gibi öğrenecek Zafer. Şu anda böyle bir risk alamayız, hiç kusura bakma. Hem seni ihbar ederse bak. Etmez. Sadece... Nereden biliyorsun etmeyeceğini? Nereden biliyorsun? Kara seni ihbar ettiği için şu anda babasını öldürme suçundan aranıyorsun. Bir dakika, bir dakika. Sizin bir şey mi var aranızda? Ne? Aranızda bir şey mi var sizin? Hayır. Hayır, yok yani. Yok, öyle sevgili dalgası gibi falan öyle bir şey yok. Peki sende var mı kıza karşı bazı dalgalar? Ya amma sorguladın ha savcı, yani var ya da yok. Varsa da olmasın Zafer. Çünkü Hüma... Çünkü Hüma... Evleniyor. Nasıl? Kimle evleniyor? Karayla. Karayla mı evleniyor? Kara nerede? Savcı, Kara nerede? Nerede o it? Paşamız nerede söndürdü fenerleri? Ne oldu? Şefimiz camda beni mi bekledi gece? Hadi lan. Huri, dün bir düğüne gittiğini söyledi. Kimin düğünü? Tanıyor muyum ben? Yok, tanımazsın. Ha. Ama tanıman gereken biri var. Kimmiş o tanımam gereken biri? Bilmem. Tahminin var mı?
Ne tahminin olacak? Kimmiş? Bir düşün ya, tahmin et. Bak ya. Söylesene oğlum. At. Söylesene oğlum. Hüma Eyüboğlu. Hüma Eyüboğlu. Kimmiş bu Hüma Eyüboğlu? Eyüboğlu porselenin varisi. Aynı zamanda evleneceğim kadın. Ne? Evleneceğim abi. Kababım oğlum eline. Sahiden mi? Hı? Hakikaten evleneceğim mi? Aynen. Bu halinde mi koca olacak? Hı? Yani hani kız güzel mi diye sormak yerine bu halinde mi koca olacaksın diyen bir abim var. Şahane. Başlatma lan şahaneden. Evlenemezsin, izin vermem. İzin istemedim ki. Ben evleneceğim abi. Şimdi söyle bana, sen benim yanımda olacak mısın, olmayacak mısın? Tamam, madem bu kadar evlenmek istiyorsun. Gider isteriz kızı. Zahmet olacak. Kafa bulma, canımı da sıkma. Şimdi adam akıllı anlat. Kim bu kız? Şu suyu da iç, durma. Kaç defa diyeceğim sana zararlı diye. Hayırdır? Bir yere mi gidiyorsun? Anneciğim. Sen daha hazırlanmadın mı? Bugün şirkette çalışmaya başlıyoruz ya Hüma. Emanetimize sahip çıkacağız. Niye? Sen emanetlerini, yani beni ve şirketi kara denen herife peşkeş çekmedin mi? Hüma, o kara denen herif şu an bizim tek çaremiz. Nasıl? Şöyle ki, bugün kara şirkette amcanın vasisi olarak tayin edilecek ve şirketin başına geçecek. Yani erkenden amcanın mirasının yönetimini ele geçiriyoruz. Lara'dan emanetimizi korumuş oluyoruz anneciğim. Anladın mı? Şimdi giyin hadi. Thank you.
Baba. Doktorlar her ihtimalle hazır olun dedi. Ama ben hazır değilim baba. Kardeşlerimi kaybettim. Sevdiğim adamı kaybettim. Seni kaybetmeye hazır değilim baba. Lütfen gitme, beni bırakma ne olur. Ne olur beni bırakma baba, ne olur. Dayanmak için bir ağaca ihtiyacım var. Sen de yıkılma baba, ne olur. Beni bırakma ne olursun, gitme. Lara kızım. Senin ne işin var burada? Çık baba, mikrofon kapı açık şuradan. Baban kapçanı kapmış zaten kızım. Ben mirası kaptırmayan diye uğraşıyorum. Ya ben babamlayım şu anda ya. Miras falan benim umurumda değil. Aa, ne yapıyorsun sen? Niye ayaktasın? Bana bak. Dışarı mı çıkıyorsun sen? İzin verdi mi doktor? Sormadım. Yahu bir dur. Delirdin mi sen Allah aşkına ya? Dön geri, yaralısın, çıkamazsın, dışarı dön. Sare. Gülayşe'yi uçurumdan atan kimmiş biliyor musun? Çatal. O şerefsiz kesmiş minibüsün frenlerini. Komada yatan Eyüboğulları eğer ölürse katil o. Şimdi ben buradan çıkacağım, o herifi bulacağım. Sen de benim karşımda durmayacaksın, tamam mı? Ali'nin mahkemesi var bugün. Barbar gelecek misin? Barbar. Komiser. Beni dinlemen lazım. Bak, çocukları satan çeteyi çökertmek için yardımına ihtiyacım var. Bak komiser, yanlış yapıyorsun. Bir polis memurunu silahla yaralamaktan tutuklusun. Ayrıca Çatal'ın nerede olduğu hakkında ifade vereceksin. Cemal, tutukla. Bak komiser, yanlış yapıyorsun. Barbaros. Aga. Ha. Ya adamı niye tutukladın? Beni vurdu oğlum. İyi de peki seni ne yapacağız? Seni de tutuklayacağız mı? Ne bileyim, Çatal falan öldüyse yani. Yok, bu geldi, vuramadım. Oh be! Yani Çatal'ın yaşamasına oh be değil. Yani yaşamasına oh be. Yani senin babanı vurmamana oh be. Yani baba demiş ki tüküreyim ben öyle adamın suratına. Zaten aga baba demişken biyolojik... Sus lan. Tamam, yürü. Şube, Cemal. Komiser, içeriye girersem çeteyi çökertemem. Sen önce bana sorguda Çatal'ın nerede olduğunu söyle. Ondan sonra neyi çökertiyorsan çökertirsin. Bak, ben Hüma Eyüboğlu ile sözlendim. Bugün Nizam Eyüboğlu'na vasi olarak atanacağım. Oğlum, pislik olsun diye değil. Gerçekten. Oradan gelecek paraya ihtiyacım var. Abimle savaşmaya başladığım zaman 5 kuruşsuz bırakacak beni. Bak, abim Feza Polat. Çok sosyetik bir doktor. Tamam mı? Aynı zamanda bir hayırsever. Yakın zamanda bir vakıf kurdu. Ben de o vakfa bulduğum bütün çocuğu, garibanı götürdüm. Tedavileri ücretsiz bir şekilde yapıldı. Ama sonra basit sebeplerden gelen çocuklar kaybolmaya başladı. Bir sürü ölü doğumlar gerçekleşti. Ha, sen o çocukların ölü doğmadığından şüpheleniyorsun. Ölü olduğunu söylüyorsun değil mi? Aynen öyle.
En son Emine diye bir kızı getirdim vakfa. 8 aylık hamileydi. Dur tahmin edeyim. Onun çocuğu da öldü doğdu. Evet. Ama bebeğinin ölmediğinden emin. Bak gel. Beraber bir tezgah kuralım. Şu işin arkasında abim var mı yok mu bir öğrenelim. Şu mafyayı da çökertelim. Sonrasında da Emine'nin bebeğini bulalım. Ha komiser? Barbaros. Sür Cemal. Tamam, tamam, tamam. Bir daha getirdiğinde. Herkes çikolatalarını aldı mı? Evet. Tamam. Bana söz verin, dişler fırçalanacak. Söz. Tamam, aferin size. Şimdi benim gitmem lazım. Gitme, biraz daha. Gitme, Sedat. Ama işim var, yine geleceğim. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım, hadi bakalım. Görüşürüz. Geleceğim, yine geleceğim. Burası size emanet. Merak etmeyin Feza hocam. Hüzünüz arkada kalmasın. Fatma. Abicim hadi kliniğe gidelim şu tahlillerini yaptıralım. Doğum az kaldı. Hadi. Feza abi bebeğime ne oldu? Araştıracağım demiştin. Araştırdın mı? Araştırdım tabii Emineciğim. Araştırdım abicim. Doğumu yaptıran doktorlarla ebelerle tekrar konuştum. Doğumdan 5 dakika sonra maalesef ölmüş. Anladım abi. Fatma. İnşallah senin bebeğin yaşar. Fatma. Hadi abiciğim gidelim. Bebeğini bulmak ister misin? Ne? Kara abinin selamı var. Bebeğini bulmak ister mi diye soruyor. Ama Feza abi bebeğin öldü dedi. Sen Feza abine fazla inanma. Aldınız mı? Tamam. Garaja götür. He? Yahu nerede kaldınız? Aliler nerede? Olmaya gittim ama yoklardı. Nasıl ya? Savcım buluşma başlıyor. Ali Ateş ve Zafer Ateş'in Lara Eyüpoğlu'nu rızası dışında alıkoyma, kanundan bilgi saklamak
nitelikli ve nicelikli dolandırıcılık yapmakla suçlandıkları duruşmayı açıyorum. Sanıkları alayım. Ali Ateş, Zafer Ateş. Ali Ateş, Zafer Ateş. Yoklar Sayın Hakim. Sayın Hakim, Zafer Ateş başka bir suçun şüphelisi olarak kaçak şu anda, gelmeyebilir. Ali Ateş de yok. Madem duruşmaya gelmeme ihtimalleri vardı, niye tutuksuz yargılama istediniz savcı hanım? Nerede bu Ali? Nasıl gelmez ya? Al işte. Hafifletici sebeplerden faydalanamayacak. Cezası artacak. Bakın lan! Kimsiniz lan? Ne istiyorsunuz? Bırak! Bırak lan, bırak! Ali! Ali! Bırak! Bırak! Ya bırak, ne yapıyorsunuz? Ali! Bırak! 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 Kimsiniz lan, bırakın! Lan bırak! Kimsiniz lan? Ali! Mercan. Söyleyin bakalım köksüzler. Benim kliniğime neden geldiniz? Kardeşim Kara'dan ne istiyorsunuz? Rıdvan sen çık. Eğer telefonla bittiyse işin, adliyeye sevkin için tutuklama işlemlerine başlayacağız. Ha, ama sen eğer diyorsan ki ben Çatal'ın yerini biliyorum, sana da söylerim o başka. Oğlum sen ne biçim polissin lan? Ha? Omzuna bir kıytırık delik açtık diye bizi tutukluyorsun. Baban hıncının peşine düşüyorsun. Ama yüzlerce çocuğun hayatını söndüren bir çeteyi çökertmekle ilgilenmiyorsun bile. Ne iş? İlgilenmediğimi kim söyledi lan? Ha? Dediğin gibi polisim ben. O çeteyi de çökerteceğim. Ama sen içerideyken. Ha öyle mi? Öyle. Polissin demek. Polisim. Peki. Ne yapıyorsun lan sen? Görürsün. Ver şunu. Ver lan şunu. Şifreni söyle. Şifreni söyle lan! Aga, müdür çağırıyor, acilmiş. Al şunu. Polissin demek, öyle mi? Peki. Gel. Seni açığa alıyorum Barba. Niye? Ne yaptın? Lan ben sana ne dedim? Senin
soyunu sürdürmem dedem. Senin gibi babam olsa önce onun sonra kendi kafama sıkarım dedem. Demek Çatal bir polis memurunun babası ha? Hakkındaki soruşturma tamamlanana kadar süresiz ve ücretsiz olarak görevden uzaklaştırıldı. Kemal. Amirim yapmayın etmeyin gözünüz. Kemal, Barbar'ın silahını ve rozetini al. Amca bu ne? Barbaros komiserin polis kimliği. Yaptın değil mi lan? O videoyu sen attın. Beni sen attırdın. Ne olan senin derdin benimle? Senin bir derdin falan yok. Seninle ortak bir derdin var. Çocuklar. Eğer Emine'nin bebeğini bulursak, Sezin de Gülayşe'yi çöpe atan kişinin videosunu sana verir. Değil mi Sezin? Nazlı'yı içeri attırabileceğin videoyu Kara'ya verdim. Sana da verir. Babanla beraber bana yardım et. Bebeğini bulalım, şu işi bitirelim. Videoyu al. Çok basit. Daha gelmemiş Kara. Bir arayayım. Yok cevap vermiyor. Belki de bir belaya bulaşmıştır. Sonuçta beni peşkeş çektiğin adam karanlık bir tip anne. Kusura bakmayın hanımlar, ufak bir işim çıktı. Onu hallettim. Vasilik kararı çıktı mı? Çıkmış. Bey abimin sekreteri aradı. Vasilik kararı çıktı, sizi bekliyoruz dedi. Güzel. Biz ne yapalım? Bekletmeyelim. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
Selam şekerim. Hoş geldiniz Nuhal Hanım. Hüma Hanım, Karabey. Merhaba. Ne işin var senin burada? Hoş geldiniz. Ben de tam sizi bekliyordum. Ya ben babamlayım şu anda ya. Miras falan benim umurumda değil. Ama babanın umurunda. Senin ne işin var burada? Aklını başına topla diye geldim. Benim aklım gayet başımda. İkiniz de çıkın gidin buradan. Çıkın! Aklım başında falan değil. Eğer öyle olsaydı Hacı amcanın dediklerini biraz olsun... Dokunma! Sakın bana dokunma. Tamam. Dokunmak yok. Ama kulaklarını iyice aç, beni dinle. Naz çoktan babanın mirasını ele geçirmeye başlamıştır bile. Eğer baban kalktığında her şeyi bıraktığı gibi görsün istiyorsan babanın mirasına sahip çıkarsın. Ya da kaybettiğin her şey için ağlar durursun. Ben kaybettiğim tek bir şey için ağlarım. O da sana harcadığım zaman. İyi. İspatla o zaman. Ağlamayı kes, ayağa kalk. Babanın senin için kurduğu dünyaya sahip çık. Sana ne oluyor burada dedim. Vasilik kararı çıktı. Ama ufak bir değişiklikle. Mahkeme kararı, Nizam Eyüboğlu'nun yerine vasi olarak Lara Eyüboğlu atandı. Ne oldu yengeciğim? Niye kızdın? Babamın emanetine sahip çıkıyorum işte. Şirketten saçlarından tutup sürükleyerek attırmazsan bana da naz demesinler. Kızını bir yılanın koynuna sokacaksın ya, onu mu yapamayacaksın?
Ne bakıyorsun? İnanır mısın? Düşünüyorum. Neyi düşünüyorsun? Acaba yanlış Eyüp oğluyla mı evleniyorum diye. Kanını bilmediğim soya katmam. Benim oğlumsun. Sus. 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 Evet. Sus. Tam da babanın olsun. Demek Çatal bir polis memurunun babası ha. Süresiz ve ücretsiz olarak görevden uzaklaştırıldı. Barbar'ın silahını ve rozetini al. Tam da babanın olsun. Mesela bir sevda türküsüdür mesela, ömrümün öyküsüdür mesela, yeryüzü gökyüzüdür mesela, mesela bir sevda türküsüdür mesela.
Kaçak hayatı nasıl gidiyor Zıpkın? Öldüreceğim lan seni. Acele etmeseydin be kardeş. Sayenizde tek kalan böbreğim de iflas etti zaten. Yakında kendim gideceğim. Ne diyorsun oğlum sen? Oğlum. Bu ne lan? Diyariz. Oğlum ne diyorsun sen? Bu ne oğlum? Diyorum ki ben zaten ölüyorum kardeş. Sayılı günlerim kaldı be. Dilek tutun derdi. Siz de tutun lan. Tuttum. Ben de tuttum. Kara var ya kara. Kesin hiç bitmeyecek yemek dilemiştir. Yok oğlum, hiç ayrılmayalım dilelim. Ya yerim seni. Gel lan buraya. Ukrayna Yıldız nereye gitmiştir? Ne bileyim oğlum, karanlıkta kayboldu. Onun yıldız arkadaşlar da amma rahat he. Hala parlıyorlar. Sen kaybolsan ben senin peşini arardım. Ben de seni arardım. Vallahi de. Vallahi. Hem sen türkü söyler dururdun. Türküyü izler seni bulurdum. Hatırım çiğnendi, kalbim kırıldı, ömrümün derdini. Of Zıpkın ya, meselem, yine başladı bu. Meselem, alın yazım gibi meselem. Kırık sazım gibi meselem. İki gözüm gibi meselem. Meselem.